Merhaba sevgili dostum bana sorsalardı üstün insan süper insan var mıdır ve bu kimdir diye ben derdim ki iki tane özelliğe sahip olan biraz sonra söyleyeceğim bu insanlar üstün insandır. Bu iki özellikten ilki acılara katlanma becerisi ikincisi hazzı erteleme becerisi. Eğer bu iki beceriye sahipsen ya da bunları geliştirmek istiyorsan ileride hedeflediğin şeylere ulaşmaman için hiçbir engel yok. Bu videoda sana bu üstün insan özelliklerinden iki tanesini nasıl geliştirebilirsin bundan bahsedeceğim. Bu bahsettiğim iki özellik yani acıya katlanma ve hazzı erteleme becerisi bir şekilde öz denetim, öz kontrol dediğimiz bir beceri. Bu mevzuya girmeden önce bir psikolojik deneyden bahsetmek istiyorum sana sevgili dostum. Psikolog Walter Michel 1970'li yıllarda bugün adına marshmallow deneyi dediğimiz bir deney yapıyor. Deney aslında çok basit bir düzeneyi sahip. Bir laboratuvar ortamında odaya bir masa koyuyorlar. Masaya bir çocuğu oturtuyorlar ve o çocuğun önüne bir tane şekerleme marshmallow ya da kurabiye koyuyorlar. Mantık çok basit. Çocuğa diyorlar ki 15 dakika sabredersen bunu yemeden sana bir tane daha vereceğiz. Ve başında ilk başta bu açıklama yaparken birisi var. Sonrasında kamera çocukları kayda almaya devam ediyor ve sonrasında bu uyarı yapıldıktan sonra görevli odadan çıkıyor. Çocuk vicdanıyla beraber bir şekilde öz denetimiyle beraber o şekerleme ile beraber aynı odada yalnız kalıyor. Çocukların büyük bir kısmı hemen e, ağzının kenarında gezdirenler vesaire de var. Hatta bunun videosunu internette bulabilirsiniz Marshmallow deneyi diye aratarak. E, bir kısmı buna dayanamayarak yerken o önündeki şekerlemeyi yani sonraki bir şekerlemeye sabredemezken bazı çocuklar sabrediyor. Zorlanıyorlar, sıkıyorlar kendilerini ve sonrasında sabrettiklerinin ödül olarak karşılığını bir tane daha alarak kazanıyorlar. Bu çocukları boylamsal bir şekilde incelemeye devam ediyorlar ve şunu fark ediyor araştırmacılar hazzı erteleyebilen insanlar ilerleyen hayatlarında çok daha istikrarlı, çok daha başarılı oluyorlar. Bundan dolayı bu konu bizim için çok önemli. İlk olarak hazzı nasıl erteleyebileceğin konusunda birkaç öneri vermek istiyorum sana. Birçok insanda haz bağımlılığı dediğimiz bir durum oluşmuştur. Yani e, sana haz verecek şeyler noktasında arana o haz veren nesneyle bir e, engel koymamışsındır. Canın telefonda zaman geçirmek istiyordur. Sınırsızca geçirirsin. Kendini durdurmazsın. Canın tatlı, şekerli, tuzlu, sağlıksız yiyecekler yemek ister. Bir şekilde kendini durdurmadan teslim edersin. Eğer uzun bir zamandır böyle bir yaşam tarzın varsa oradaki kasları yani hazzı erteleme kasların, direnç gösterme kasların zayıflamıştır ve çok güçsüz bir hale gelmiştir. Ara ara girişimlerde bulunsam bile e, bu konuda bir istikrar göstermediğin zaman ne olacaktır? E, bir şekilde çok çabuk vazgeçeceksin ve kendi içinde bir öğrenilmiş çaresizlik geliştireceksin. Ben yapamıyorum. Ben hazdan başka seçim göremiyorum. İşin şöyle bir kötü tarafı vardır. Hazza kendini ne kadar çok maruz bırakırsan haz senin için değerini o kadar çok kaybeder ve sonra şöyle bir döngüye girersin. Daha fazlası olsun, daha farklısı olsun derken tatminsiz bir hayat döngüsüne hamsterın döndüğü o kafesin içindeki tekerleğe benzer bir hayat yaşamaya başlarsın. Bundan dolayı ne olursa olsun etraf etrafında sana fazlasıyla haz veren, fazlasıyla keyif veren şeylerden birazcık araya mesafe koymamız, birazcık direnç geliştirmemiz gerekiyor. Peki sana haz veren şeyler neler? Genelde bunların birçoğu anlık dürtüler olabiliyor. Bir konuya direnç göstermeye başladığın zaman inanılmaz yoğun bir gerginlik, sıkıntı, iç sıkıntısı, huzursuzluk hissedersin. Ve o an yapamayacağım dersin. Bilgisayar oynamadan duramayacağım dersin. Telefonla vakit geçirmeden duramayacağım dersin. Sigara içmeden duramayacağım, alkol almadan duramayacağım dersin ve o an o sese inanırsan öyleymiş gibi gelir. Ama bu bir kriz gibidir. O kriz bir rüzgar, yoğun bir rüzgar esiyor ve sen o fırtına hiç bitmeyecekmiş gibi hissediyorsun ya. İşte böyle durumlarda sığınacağın bir şey var. Dikkatini başka bir noktaya kaydırmak. Çoğu zaman hazzı erteleme koyduğumuz zaman o bağımlılık krizi seni çok sıkıştırır ve hiç geçmeyecekmiş gibi bir fırtına altında hissedersin. Böyle durumda yapabileceğin şey dikkatini dağıtabilecek bir e, sağlıklı hedef bulmak. Yürüyüş yapmak olabilir, bir arkadaşınla buluşmak olabilir, en kötü duşun altına girmek olabilir, evin içinde spor yapmak olabilir. Sen bunu kendin geliştirebilirsin ama şunu net olarak söyleyebilirim. Her neye karşı bir direnç geliştirmeye çalışıyorsan, o baştaki fırtına çok uzun olmayan, hatta şaşırabileceğin kadar kısa sürede geçecek. Senin sadece birazcık sabretmen lazım. Ama bu arada bu geçme hali daimi olmayacak. Ara ara Ataklar gelecek, ara ara seni sıkıştıracak. Her seferinde bir önceki ataktan daha kısa bir şekilde gelecek. Birazcık sabredersen e, neler başar başarabileceğini göreceksin. Bir de önceden plan yapmak lazım çünkü işler her zaman konforlu bir şekilde gitmez. Diyelim ki sen bilgisayar oynuyorsun ve bu konuda direnç göstermeye başladın. O an e, canın çok çektiği zaman nasıl davranabilirsin? Öncesinde kendini nasıl koruyabilirsin? Diyelim ki sigara içiyorsun, birisi sana sigara tuttuğu zaman ya da alkol ortamında sen de içmek zorunda kalıyormuş gibi bir durum olduğu zaman. Böyle durumlarda nasıl önlemler alacaksın? Kendini bu çekime karşı, bu e, ısrarlara karşı nasıl koruyabileceksin? Önceden her zaman bu konuda düşünülmüş bir planın olacak. Çünkü hazırlıksız yakalanırsan her zaman e, var olan e, ilk kararına döneceksindir. Bu da seni hazz'a tekrar bağlayacaktır. Hazz'ı ertelemek noktasında hayatında bir girişimin varsa her zaman sadece bir konu üzerinde çalışacaksın. Örnek veriyorum sigarayı mı bırakmak istiyorsun? telefona dokunma. O orada dursun. Alkolü mü bırakmak istiyorsun? Sigara durabilir en azından bir süre. Yani aynı anda birçok şeye odaklandığın zaman bu senin alışkın olmadığın bir güç isteyecektir ve yapamadığın zaman oradaki irade gücünü, öz kontrolü sağlayabilmen çok ama çok zor olacaktır. Her zaman e, tek bir e, haz nesnesiyle başlayacaksın onu hallettikten sonra aslında daha da güçlenmiş olarak bir diğer mevzuya güçlü olarak geçeceksin ama birkaç mevzuyla birden uğraşırsan bu seni sıkıntıya sokar Yani her zaman tek bir şeye karşı direnç koyacaksın İnsan bir haz nesnesine karşı koymak için yola çıktığı zaman her zaman yolun başında inanılmaz gaz almış durumdasındır Motivasyonu çok yüksektir ama bu uz uzun bir yol Ben mesela sigarayı bırakırken ilk birkaç gün yani dünyayı kurtarıyorum gibi bir motivasyonla yola çıkmış ama sonra motivasyon diplere geliyor. Ya yani diyorsun ki bir tane içsem ne olacak ki? Ne olacak ki bir tane içeceğim ya. Bir taneden bir şey olmaz. Sonrasında diyorsun ki sigara içen öldü de içmeyen ölmedi mi? Böyle böyle kendine yalanlar söylüyorsun. Bu her haz nesnesi için geçerlidir. Boşa zaman harcamak, aşırı sağlıksız yemek, aşırı sağlıksız yaşam, bilgisayar oyunları, telefon bağımlılığı Her mevzu için geçerli. Ama sonrasında e, şunu hatırlatmak gerekiyor. Motivasyonun dip yaptığı zaman ben bu yola ne için çıkmıştım? En baştaki kurduğun hayalleri, hayatındaki değiştireceği şeyleri o hazzı ertelediğin zaman... Kendini hatırlatman lazım. Bu çok çok iyi gelecektir. Arada böyle bir motivasyon deposunu e, tekrar doldurmanı sağlayacaktır. Şimdi birazcık sana hep kötü alışkanlıklardan e, bahsettim ama bazen hazı erteleme becerisini geliştirmek istiyorsan olağan hazlara bile e, karşı direnç göstermeyi denemen lazım. Mesela yemek yiyeceksin ya tatlı var. O gün aslında tatlı yiyor olmak ya da o çikolata yiyor olmak senin sağlığın açısından, beslenme açısından hiçbir sorun oluşturmuyor. Böyle durumlarda e, bunu engelleme. Sana keyif veren şeyleri ara ara düzenli olarak değil ara ara engel koymak. Mesela 2-3 çeşit yemek yerine bir çeşit yemek yemek ya da çok eğlenceli bir yere gitmek yerine kendini biraz evde sıkılmaya mecbur bırakmak gibi ara ara yapacağın böyle zorlamalar senin sıkılmaya tahammülünü bir şekilde kendini kontrol etme gücünü artıracaktır. Böyle minik engeller koymak işe yarar. Nietzsche'nin bir sözü var hatta kitabımı onunla bitirmiştim. Bir nedeni olan her nasıla katlanır. Yani şu hayatta bir amacın varsa, bir şeyleri değiştirmek istiyorsan hem dünyada hem kendi hayatında hayatta karşına çıkacak zorluklarla böyle sarsılsan da mücadele etme gücünü devam ettirebilirsin. Yani senin bir nedenin var mı? Neye karşı direnç geliştirmek istiyorsun? Bu hayatında neyi değiştirecek? Sadece böyle günü kurtarmak olmaması lazım amacın. Günü kurtarmaya çalışırsan eninde sonunda eski haline dönüyorsun. Bundan dolayı senin hayatının bir amacı, bir anlamı var mı? Bunu keşfetmeye birazcık zaman ayırmanı öneririm. Bir de burada şunu söylemek istiyorum sana. Telafi dediğimiz bir mevzu var. Hayatta bir şeyi değiştirmeye çalıştığımız zaman, kendimizi hazı erteleme konusunda dirayet göstermeye zorladığımız zaman her zaman süper başarılı gitmez hikaye. Bazen e, fireler verirsin. Bazen bir yerde dağıttığın zamanlar olabilir. İşte böyle zamanlar bizim en büyük tuzaklarımızdan birisidir. Diyelim ki sigara bırakma örneğinden gidiyorum. Bir tane içtin ya. Ben yapamıyorum dersin ve bırakırsın. O bir tane senin hatan olur. Tuzağa düşersin ve eski haline geri dönersin. Her zaman böyle şeyler mümkündür. Böyle durumda telafi bizim en büyük kurtarıcımızdır. Ertesi gün yani şunu diyeceksin kendini hatırlatacaksın. Böyle şeyler olabilir. Ertesi gün bir şekilde onu telafi edeceksin. Mesela bir tane sigara mı içtin diyelim arada. Ertesi gün kendini koşmaya zorlayacaksın. Sağlıklı bir şey yapmaya zorlayacaksın. Bir gün mesela yemeği çok mu kaçırdın? Ne yapacaksın? Ertesi gün sağlıklı yemeğinden de birazcık keseceksin. Kalorini ona göre azaltacaksın. Yani her e, yaptığın hatanın geri dönüşü olmaması gibi bir durum söz konusu değil ama bir bedeli olduğunu hatırlayacaksın ve onu telafi edeceksin. Böyle olduğu zaman daha istikrarlı bir şekilde yol alman mümkün olacak. Aslında bu videoda acıya karşı tahammül konusunda işleyecektim ama süremiz yetmedi. Bu konuda sözüm olsun. Çünkü çok 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 önemli bir konu. Bu videonun devamı olan nitelikte acıya katlanma becerilerini anlatacağım. Peki senin hazlarla, hayat hazlarıyla aran nasıl? Bu konuya karşı dirayet gösterebiliyor musun? Bu konudaki durumunu bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Eğer ki bu konuda kendini geliştirmişsen, yaşadığın ya da kullandığın yöntemleri de bizimle paylaşabilirsin. Eminim okuyanlara fayda sağlayacaktır. Beni dinlediğin için Teşekkür ederim güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.